Güvenli ve hızlı alsat yapabileceğiniz kripto para borsası Nariyex gündem özeli sunar. Hayırlı akşamlar sevgili vizyoner 8 izleyicilerimiz. Bu haftaki gündeme özel programımızın konuğu Bahçelievler Sivaslılar Dernek Başkanı. Bir yönü de Bahçelievler İlçe Milliyetim Müdürü. Kendisine hoş geldiniz diyorum Emin Çelikçi. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Şükür, çok teşekkür ediyorum Osman Bey, sağ olasınız. Evet Sayın Müdürüm, öncelikle bugün tabii çok hızlı bir gündem var. Evet, gerek evet. 1 Mayıs olsun, gerekse Ramazan, gerekse takibinde eğitim, evet, hepsini. Evet. Evet, önce kendinizden biraz bahsederseniz. Ben öncelikle çok teşekkür ediyorum. Buradan bizi izleyecek olan izleyicilerimize sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Tüm hemşerilerimize ve tüm izleyicilerimize. Çok teşekkür ediyorum. Tabii mübarek Ramazan ayındayız. Evet. Tüm izleyicilerimizin mübarek Ramazan ayını tebrik ediyor, kutluyorum. Tabii rahmet ayı olduğu için çok hızlı gidiyor. Bitiyor herhalde şurada. Yarıyı geçtik, evet. Geçtik şurada, 10 gün bir şey kaldı. Tabii Allah inşallah hep birlikte sağlık içerisinde hepimizi bayrama kavuştursun. Amin. Tabii bir diğer yönüyle de bugün 1 Mayıs çalışanlarımızın, işçilerimizin alın teriyle işte helal kazanç sağlayanların günü ve bayramı. Doğru. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü. Bu yönüyle de tüm çalışanlarımızın 1 Mayıs gününü kutluyorum ve tebrik ediyorum. Bugün kutluyor zaman maalesef içeride kutlayamıyorum. Tabii ki, tabii ki. O da bir zorunluluktan kaynaklı bir şey. Yine şunu da anmaktan geçemeyeceğim. Dün de Kut'ul Amare zaferimizin yıl dönümüydü. Evet. Bu aslında bizim tarihimizde unutulan ya da unutulan bir zaferdir. Çanakkale zaferinden sonra Osmanlı'nın son zaferidir. Ve İngilizlere karşı kazanılmış bir zaferdir. Tabii orada biz çok büyük bir zaferi kazanmışız. Ama maalesef de son yıllarda anmaya başladık. Hem o zaferde ve savaşta hem de 1071'den bugüne bu ülkeyi korumak, bu vatanı korumak için hayatlarını feda etmiş olan tüm şehitlerimizi rahmet ve minnet tanıyorum. Amin. Allah rahmet eylesin. Evet, Sivaslısınız. Evet, evet. Şimdi kendimden bahsedeyim isterseniz. Evet. Öyle bir sorunuz olmuştu. Tabii biz Sivas Doğanşar'da dünyaya geldik. İlkokulumuzu orada okuduktan sonra ortaokulu ve liseyi işte Sivas Hafik ilçesinde okuduk. İmam Hatip Ortaokulu'nda ve İmam Hatip Lisesi'nde. Daha sonra 1991-92 eğitim öğretim yılının başlangıcıyla birlikte üniversite hayatımız başladı. Üniversiteyi hem Erzurum Atatürk Üniversitesi, işte bir kısmını Marmara YT'ye geçiş yaptım. Tekrar son dönemde Erzurum'a geçerek Erzurum'da Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde fakülteyi bitirdik. Daha sonra tabii öğretmenlik hayatımız başladı. Öğretmenlik hayatımız hep İstanbul'da başladı. İstanbul'da halinde devam ediyor. Tabii öğretmenlik hayatımıza başladıktan sonra bir süre ayrılarak Bağcılar Belediyesi'nde kısa da olsa bir çalışmamız oldu. 97-98 evet, Fevzullah Kıyıklık Başkanımız belediye başkanı iken 28 Şubat sürecine tam denk gelmişti. Sonra tekrar oradan ayrılarak tekrar Milli Eğitim Bakanlığı'na dönüş yaptık. Milli Eğitim Bakanlığı'nda öğretmen, 8 yıl öğretmenlik, sonra müdür yardımcılığı, sonra işte okul müdürlüğü, son 7 yıldır da 7. yılın içerisine girdik. Bahçeli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak görevimizi devam ettiriyoruz. Uzun bir süre değil mi 7 yıl? Yani aynı ilçedesin. Öyle, aynı ilçede. Güzel, güzel. Yani İstanbul'da da çoğunlukla Bahçeliler ilçesinde, işte bir süre Başakşehir ilçesinde görev yaptık. Yani çoğunlukla iki ilçede görev yapmış olduk.
Ama bunun büyük bir çoğunluğu Bahçeşehir ilçesinde. Evet, Bahçeşehir. Biz de şu an tamamına yakını. Bizim stüdyomuz da Bahçeşehir'de. Evet, evet. Sizin stüdyo Bahçeşehir'de. Daha önceki yerimiz aşağıdaydı. Şimdiki yerimiz de daha geldin gördün nezih bir. Evet, evet. Evet, siz tabii dernek başkanısınız. Bir, yani hiç şey değilsin maşallah, aktifsiniz. Evet. Bahçeşehir ve Sivaslar Dernek Başkanısınız. Tabii derneğin de pandemi öncesi yakinen takip ediyordum. Çok güzel şeyler yapıyordu. Evet. Bilmiyorum şu anda birçok dernek kapalı, bir şeyler yapamıyor ama birazcık derneğin çalışmalarından bahseder misiniz Sayın Başkan? Şimdi Osman Bey, ben dernekçiliği çok önemsiyorum. Şöyle ki, hani bizim tarihimizde de çok eskidir STK, yani sivil toplum örgütlülüğü. Yani hele hele Osmanlı bunu kurumsallaştırmıştır. Yani vakıf ve dernekçiliği. Bazı Sivas derneklerinin çok eski olduğunu söylerler. Evet. Yani 65-70 yıllık derneklerin olduğunu söylerler. Yani çok çok detaylara girmeyeceğim ama yani biz öyle bir kültürden ve medeniyetten geliyoruz ki, yani kışın kar yağdığında yiyecek bulamazlar diye kuşlar için ve işte o yabani hayvanlar için vakıf kuran bir medeniyetin çocuklarıyız biz. Yani evet, o dahi düşünülmüş. Yani sadece insanlar değil, darda kalan, zorda kalan, ne bileyim geçimini sağlayamayan insanlar değil, dışarıdaki canlılar dahi düşünülerek bir STK kurulmuş, vakıf kurulmuş, dernek kurulmuş ve onlar işte günün belli saatlerinde işte kuşlar için işte gidilerek onların yaşamış olduğu mekanlara yemler bırakılmış. O yabani hayvanlar için etler bırakılmış, acılarından ölmesinler diye. Evet, haliyle doğru. Biz böyle bir medeniyetin çocuklarıyız. Tabii sonrasında o büyük Osmanlı Devleti'miz yıkıldıktan sonra Anadolu tabii düşmanlar tarafından işgal edilmeye başlanıyor. Haliyle Anadolu'nun o işgal zamanında da yine STK'ların, işte derneklerin, vakıfların insanlarımızı bir araya getirmek için, onlara tekrar yeniden bir heyecan vermek için, birlik ve beraberliklerini sağlamak için çok etkin roller oynamışlar. Evet, doğru. Haliyle aslında dernekçilik, yani STK'cılık, bizim toplumumuzun kaçınılmaz bir özelliği. Ve genelinde de var. Tabii ki. İnsanlarımızı bir araya getirmek, o zorda kalanı, darda kalanı yardımcı olmak için. Haliyle şu an bu modern dünyada yaşıyoruz. İşte şu an biz bunu ne kadar işletebiliyoruz? Şu an iletişim çağındayız, teknoloji çağındayız. Haliyle şu an dernekçilik oldukça zor. Niye zor diyorum? Çünkü artık hani o iletişim ve teknolojinin getirmiş olduğu yaşamsal durumdan kaynaklı yeni yetişen nesillerimiz biraz bundan uzak. İşte bu konuda iş bize düşüyor. Haliyle sadece dernekçiliği bizim işte bir tabela dernekçiliği değil de işler hale dönüştürmemiz lazım. Yani şu an yetişen nesillerimizin, gençlerimizin beklentileri neyse içeriğini ona dönüştürmemiz lazım. Şimdi böyle yapmadığımız zaman hepsi kademe kademe de yok olur ve kapanır gider. İşte biz orada madem insanlarımızı bir araya getiriyoruz, ben hep bizim dernekte hem ilçe derneğimizde hem buradaki derneğimizde o bayramlaşmalarda falan hep şunu ifade etmeye çalışırım. Hiçbir şey yapmasa, bir dernek hiçbir şey yapmasa, sadece yılda iki defa, bir Ramazan bayramında, bir de Kurban bayramında üyelerini bir araya getirse, onları buluştursa, onların çoluk çocuklarını bir araya getirse ve bayramlaştırsa, bu büyük şehirlerde bu dahi yeterli. Bakın bunu, ben bunu çok büyük bir şey olarak görüyorum. Çünkü hiç yapılmadığı zaman, bakın bu da dahil, diğer o kastettiğimiz şeylerin hiçbirisi yapılmadığı zaman, şimdi metropol şehirler küçüğü hep yutuyor. Doğru. Haliyle biz bu kurulan derneklerle birlikte kendimizi korumamız gerekiyor, muhafaza etmemiz gerekiyor. O var olan o kültürümüzü, değerlerimizi bizden sonraki nesillere aktarmamız gerekiyor. İşte bunun aktarımı bir araya gelmeyle olur. Buluşmayla olur. İşte o etkinlikleri yapmayla olur. Yoksa kendiliğinden olmuyor.
Tamam, biz işte derneği kurduk, işte bir ismimiz var, işte bazen de toplantılar yapıyoruz da kalırsa olmuyor. Bu yarım olur. Yarım oluyor. Haliyle bunun geliştirilmesi için içinin zenginleştirilmesi lazım, içinin doldurulması lazım. Biz burada tabi Bahçelievler ilçesi İstanbul'umuzun büyük ilçelerinden bir tanesi. Altıncı büyük ilçesi. 600 binden fazla nüfusu var. Ve bu nüfusun dağılımında da en fazla nüfus Sivaslılar. Her ilçede aynı ve da. Bir, ve bir dernek, sıralamaya ve girmiş. Ve bir derneğimiz yoktu. Tabi burada Bahçelievler ilçemizde de birçok büyüğümüz var. Hani belediye başkan yardımcılığı yapmış, meclis üyeliği yapmış, işte iş adamı, ne bileyim farklı kulvarlarda görevler almış olan büyüklerimiz var. İşte onlarla bir araya gelerek, bunlar tabi hem beyefendiler hem hanımefendiler. Hanımefendileri de anmamız lazım. Evet. Bu işte büyüklerimizle, eşimizle, dostumuzla bir araya gelip bunu değerlendirdiğimizde dernek kendiliğinden kurulmuş oldu aslında. Tabii burada bunun öncüleri var. Ben hepsine teşekkür ediyorum. Haliyle biz burada daha yeni bir dernek sayılırız. Yani o kuruluşumuz çok çok eski değil. Daha 4-5 yıllık bir serüveni var. Ama güzel şeyler yaptınız. Tabii bu süre içerisinde biz burada yapmış olduğumuz toplantılarda o Sivas'ın öne çıkan değerleri diye, hatta Sivas Cumhuriyet Üniversitesi rektörümüz dahil işte belli yazarlarımızı falan buraya getirerek o Sivas'ın öne çıkan değerleriyle ilgili bir panel organizasyonu yapmıştık. Yine buna benzer programlar yaptık. Yani sadece işte bir iftar programı, işte bir bayramlaşma programı şeklinde değil de daha farklı, işte hem insanlarımıza ulaşmak, hem gençlerimize ulaşmak, hem de bu vesileyle buradaki tüm hemşehrilerimizin birbirini tanımasına dönük programlar yaptık. Siz de bunlara katıldınız zaten. Doğru. Sizler de şahitsiniz. Evet. Yani orada gerçekten çok heyecanlı, çok güzel etkinliklere imza atıldı. Tam pandemi araya girdi. Tam hız almışken. Yani biz işte son kongreyi şeyden bir hafta önce yaptık. Pandemi yasaklarından geçtiğimiz yıl. Hemen öncesinde yapmıştık. Tabii burada pandemi başlayınca tüm etkinlikler, tüm faaliyetler durmuş oldu. Haliyle faaliyetler bir nevi yapılamaz oldu. Ama biz pandeminin akabinde, pandemi sonrasında yine o düşündüğümüz, konuştuğumuz, o yapmayı vaat ettiğimiz şeyler neyse bunları gerçekleştireceğiz. Ve önceliğimiz de gençlerimiz. Öncelikle gençler. Öncelikle gençler dediniz, bu gelişmiş olan dijital platform ve sosyal medya gençleri dernekçiliğe, bu anlatmış olduğunuz dernekçilik, vakıfçılık çok öncelerden geliyor. Evet, doğru. Evet, evet. Ama bugün artık buna bir çözüm bulmamız gerekiyor gençleri derneğe çekmemiz için. Burada iki tane yol var. Birincisi, bugüne kadar dernekçiler genelde mülk edinmişler. Evet, evet. Kültürünle birlikte yaşatmışlar ama biraz mülk edinmişler. Bugün Sivas'ın İstanbul'daki 900 derneği varsa bunun %60-%70'inin mülkü var. Geliri sağlasın evet, diye. Evet. Tabii ki kültürünü de yaşatmış. Ama bunun takibini de artık bundan sonra bu gençleri kazanmamız için de bir proje yapmamız gerekiyor. Evet, evet. Tamam, kadınları kadın eli değdiği için Bahçelievler Sivaslılar Derneği güzel aktiviteler yapmış, doğru. Gençleri de kazanmamız için bir proje yapmamız gerekiyor. Evet. Evet, o konuda düşünceleriniz... Osman Bey, tabii bu çok önemli bir konu ve çok derinlikli bir konu. Üzerinde çok durulması gerekiyor. Çünkü bu ülkenin kaybedecek hiçbir insanı yok. Çünkü biz çok kaybetmişiz geçmişte. Haliyle bu ülkede doğup büyüyen, yetişen her fert bizim için çok değerli ve kıymetli. Doğru. Dünya kadar değerli. 83 milyon bir tamam. Şimdi haliyle şu an dünyaya yön verenler, dünyaya şekil verenler, dünya insanlığını sürüklüyor. Bakın bu pandemi de bunun parçası, bu parçalarından bir tanesi. Haliyle neyle sürüklüyor? Teknolojiyle sürüklüyor. Evet. Biz istesek de istemesek de evimizde veya elimizdeki telefonla veya işte bilgisayarla veya televizyonlarla hiç fark etmiyor. Yani bizim çocuklarımız birileri tarafından götürülüyor. Tamam. Yani biz kabul edelim ya da etmeyelim. Haliyle bizim
Yani çocuğa yasak koymaktan ziyade, bak oğlum bunu yapma, bak kızım işte şu zararlı, bu zararlı demekten ziyade, bizim o teknolojiyi dizayn etmemiz lazım. Bakın, bizim yapmamız lazım. Şimdi telefonundan bilgisayar oyunu oynamayan hemen hemen hiçbir gencimiz yoktur bakın. Artık yetişkinler de oynuyor. Hiçbir gencimiz yoktur. O oyunlarda dahi o dünyaya şekil vermeye çalışanlar, dünyaya yön vermeye çalışanlar belli objeleri yerleştirmişler. O çocukları yönlendirmek için. Öncelikle kendi kültürüyle ilgili, kendi değerleriyle ilgili, kendi inançlarıyla ilgili belli objeleri yerleştirmişler. Bakın bir oyunun içerisine dahi. Mesela bir kilise figürü, mesela bir haç figürü ve benzeri. Burada ne yapıyor? Yani siz çocuk onu oynuyor ama oradaki görmüş olduğu şeyler oyuna kendisinden normalleşiyor. Bu vermiş olduğum sadece bir örnek. Daha birçok şey. Haliyle orada bunları kim üretiyorsa, bu teknolojiyi kim üretip bu gençleri bağımlı hale getiriyorsa onlar belirleyici oluyor. Bakın. Şimdi geçmişte Osmanlı zamanında İstanbul bilimin ve bilginin merkeziymiş. Ben oraya gelmedim. Bilim ve bilgi üretilen bir şey. Haliyle bizim o noktaya gelmemiz lazım. Evet. Sayın Müdürüm, İstanbul'a gelmeden önce evet. Bizim bir geldiğimiz yer var, Sivas. Evet. Tarihiyle, kültürüyle, coğrafi yapısıyla. Evet. Keşfedilmemiş o kadar çok değerler var ki. Ama biz terk etmişiz. Bugün tahmin ediyorum, biraz önce de siz de söylediniz. Bahçelievler'de de nüfusu birinci sıralarda olan evet, Sivas. Evet, evet, yani İstanbul'daki 39 ilçenin 39'unda da 1-2. Hiç 5 olan yok. 4 olan yerimiz yok. Hep 1-2. Evet. Ne oluyor? Nüfusu tamamen göç etmiş oluyor. Biz bu göçü vermişiz. Ama biraz önceki anlattığım gibi de tarih, coğrafi yapı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temelini atıldığı bir yer. Evet, evet. Sizin de tarih bilginiz bu konuda bayağı geniş. Bizi biraz Sivas'a götürelim isterseniz. Ondan sonra İstanbul'a gelelim. Şimdi Osman Bey, tabii gerçekten Sivas çok farklı bir şehir. Çok farklı bir bölge Sivas. Tabii Sivas, yani hala ben tüm Türkiye açısından keşfedilmeyi bekleyen bir şehir olarak görüyorum. Sivas'ı. Tabii, yani şu yönüyle ama. Yani Sivas herkes biliyor bir il olarak. Ama Sivas'ın mozaiğini o keşfedilmeyi bekliyor. O mozaiği keşfedilmeyi bekliyor. Onu kastediyorum. Çünkü yani Sivas gerçekten farklı bir şehir. Yani bunu ben Sivaslı olduğum için söylemiyorum. Yani veyahut da biz Sivaslı olduğumuz için söylemiyoruz. Yani şöyle ki Sivas'ta hem Selçuklu kültürü hem Osmanlı kültürü bir araya gelmiş ve birleşmiş, bütünleşmiş. Yani öyle bir mozaik var ki hem o Anadolu Selçuklular dönemi, Osmanlılar dönemi, işte orada yetişen insanlar, alimler, bilginler, orada kurulan üniversiteler, orada üretilen tarih ve sanat. Bakın bu bambaşka bir şey. Evet. Yani şimdi Divri Ulu Cami yani dünyada tek yani. Başka bir eşi yok. Yine Sivas merkezdeki o medreseler, işte o çifte minareler ve diğer o tarihi mozaik. Yani bunların yanına bizim insanımız, ilçelerdeki değerler, bizim insanımız çok doğaldır. Hani boş yere bizim insanımızla yiğido demiyorlar. Eyvallah yoktur kimseye. Şimdi orada o kendi özünü, hatta ta Orta Asya'dan oraya kadar gelip o özü her zaman muhafaza etmiş. Yani yalpalamamış. Neyse o şekilde kalan şehirlerden bir tanesi. Neyse o şekilde kalan şehirlerden bir tanesi Sivas. Şimdi bizim şimdi kültür demek birikim demek. Neyin birikimi? Geçmişten bugüne gelen atalarımızın yaptığı, ortaya koyduğu, ürettiği ne varsa bunların tamamı bir birikim. Şimdi bizim bu birikimi bizden sonrakilere aktarmayla ilgili sorunumuz var. Sıkıntımız var. Evet. İşte bu birikimimizi bizim iyi aktarmamız lazım. Şimdi aktaramadığımız zaman bunun kaybı çok büyük. Kaybı ne olacak? Ben Sivaslıyım. Benim çocuğum kimliğinde Sivaslı yazıyor ama Sivas'a dair hiçbir bilgisi yok. Sivas'ın hiçbir özelliğini, şurasını burasını bilmiyor. Haliyle
bizim o yapıları aktarmamız lazım, sürdürmemiz lazım ve bizden sonra gelecek olan nesillerimizi oradaki değerlerle donatmamız lazım. Şimdi bunu şu an ben yapabilecek olan yapılar içerisinde derneklerimizi bu işin içerisine katıyorum ve derneklerimizin bunu yapması gerektiğini düşünüyorum. Evet. Şimdi niye göç verdik onu söylediniz. Bu kadar doğru. Zenginliğe rağmen, bu kadar kültüre rağmen, bu kadar işte birikime rağmen. Bu yalnız İstanbul değil, İzmir, Ankara. Tabii, tabii. Diğer iller de var yani. Tabii Sivas'ın kuzey tarafı, orta kesimleri, güney tarafı. Özellikle kuzey tarafları biraz daha Karadeniz'e yakın, işte dağlık, işte üretimin, verimin olmadığı işte araziler. Haliyle önce Almanya gurbeti başlamış. Sonra işte 1-2-1-2 İstanbul'a, işte büyük şehirlere ve özellikle de İstanbul'a gelmeler başlamış. Şimdi bir kişi gelmiş, sonra işte amcasını getirmiş, dayısını getirmiş, diğer akrabasını getirmiş ve bu büyük yoğun bir şekilde gelmiş. Şimdi kuzey taraftaki ilçelerin göçü daha fazladır güneydeki ilçelere göre. Yani orada da neden odur. Hani işte arazilerin verimsizliği, işte geçim sıkıntısı bir nevi. Tabii biz biraz göçü fazla vermişiz. Bayağı vermişiz. Yani şimdi Sivas'taki nüfusun iki katı bir nüfus burada yaşıyor. Tabii bu çok ciddi bir rakam. Şimdi bizim hemen... Dönemlerinde esprilere şey alıyoruz. Bizim hemen, bayramlarda evet, işte İstanbul boşaldı evet, ve gitti Sivas'la gitti. Şimdi böyle. Bizim hemen yakınımızda Kayseri var. Bizim komşumuz. Yani İstanbul'da Kayseri'de, çok az. Kayseri'nin orada duruyor. Bakın. Çok az. Şimdi orada tabii... Yozgatlı çok az. O tür derinliklere girmek istemiyorum ama... Mesela Kayseri sanayisini çok kısa süreler içerisinde geliştirmiş. Oradaki genci orada tutmayı başarmış. Evet. Bakın. Haliyle az göç vermiş. Tabii bu Sivas'ta da olabilirdi. Çünkü Sivas'ın da ovası, büyüklüğü, her şeye yani müsait. Yani Konya'dan sonraydı herhalde bizim toprak bütünlüğümüz. Tabii. Fazla büyüklüğü. Haliyle orada biraz o kısmı eksik kalmış. Belki daha fazla oraya işte bizim büyüklerimiz, işte zenginlerimiz işte yatırım yaparak oradaki gençlerin daha az belki buraya gelmesi sağlanabilirdi. Ama tabii o artık olmuş. O da bir yani, ayrı bir muamma. O pencereden açarsak orada tabii, oralar çok, orada, orası konular. Derin. Orada ben özellikle Sivas sanayi iş insanlarının geçmişte yapmış olduğu ve çok Türkiye'nin değeri olan Nuri Demir'a evet, birazdan evet, geleceğiz. Evet, evet. Yani önü orada da kapanmış. Biz yine de turizm, i̇şte, yani doğa turizmi olaraktan Sivas'ı çok tercih etmemişiz. Evet, çok iyi evet, anlattın evet. Kültür turizmini. Daha çok deniz turizmini bizim hemşehrilerimiz benimsemişler. Evet, evet. Doğa turizmini, kır turizmi çok benimsememişiz. Evet. Ama son günlerde bu salgın benimsetti. Evet, yani, evet, evet. Tabii geriye dönüşler başladı. Tabii tabii, iki gündür Sivas dolmuş taşmış iki gündür. Şimdi şu var, işte o kültür turizmi, hani bu deniz turizminden ziyade kültür turizminin daha yaygınlaştırılması biraz tanıtıma bağlı bir şey. Hızlı trene geliyor. Şimdi bizim işte bunu şu anda öne çıkarmamız lazım. Mesela geçtiğimiz iki hafta falan oluyor. Hani başka bir ilden, hani Karadeniz'in illerinden bir tanesi bana bizim Yıldız Dağı'nı anlattı. Ben çok şaşırdım. Yani oradaki o yapının orada kurulması, işte kayakçılığın başlatılması falan, bakın. Hani siz bir şeye öncülük yaptığınız zaman, öne çıkardığınız zaman onun bir karşılığı var. İnsanlar bunu görüyorlar. Evet. Ve bunu sahipleniyorlar. Ha, şimdi bir insan bir yere giderken çocuklarıyla birlikte gidiyor. Yalnız başına gitmiyor. Doğru. Şimdi biz orada bizden sonra gelen nesillere, kendi çocuklarımıza ve onlardan sonra gelecek olan nesillerimize anlatabilmek için o halkayı, o zinciri kurmamız lazım. Yani Sivas'ı ve Sivas'taki kültürümüzü tanıtmamız lazım. Sivas'ı biraz daha bu yönüyle öne çıkarmamız lazım. Öne çıkarmamız için de şimdi yapılması gereken Sayın Sivas protokolü bu konuda has safhada. Evet, kesinlikle. Bu son kesinlikle. Günlerde bayağı emek harcıyorlar. Evet. Gerek valimiz olsun, gerek belediye başkanımız olsun, gerek kesinlikle. Cihadası olsun, Cumhuriyet Üniversitesi olsun. Yani bu konuda ama önemli olan hızlı trenle beraber de biraz aynen. Şimdi Sayın Çıkrıkçı, şöyle bir şey var. Sen
ben gördüğümü, yaşadığımı seninle paylaşayım. Evet, evet. Sevgili izleyicilerimiz de bu konuda bana hak verirler. Sen çocuğunu yazın götürürsün 15 günlüğüne tatile. Eğer köyündeki suyun atmıyorsa, evet, eğer evet, köyündeki yolun izin vermiyorsa, eğer bazı şeylerden mağdursan, o çocuğu oraya alıştıramazsın. Evet. Onun altyapısını, ama bugünlerde köylerimizde çok üst düzey evler yapılıyor. Su medeniyettir. Kesinlikle, kesinlikle. Su olmazsa, internet olmazsa bu genci oraya götüremezsin. Şimdi dediğiniz gibi Osman Bey, çok güzel söylediniz. Artık her şey çok kolay. Evet. Evde yukarıya 1500 liralık bir sistem kuruyorsunuz. Güneş enerjisiyle sıcak suyunuz akıyor evde. Bakın. Doğru. Şimdi bir telefon açıyorsunuz, internetiniz geliyor, bağlanıyor. Haliyle yani buradaki yaşamın bir kısmını alıp buraya taşıyabiliyorsunuz, yani götürebiliyorsunuz. Evet. Sivas'ın ikinci noktasında, dünya tanıtımı noktasında sizin de hemşehriniz olan büyüğümüz, evet, güreşçi, dünya şampiyonu, evet, evet, Ahmet Ayık. Evet. Bugün de daha üstünden soğumadı. Yine Taha, evet, Akgün kardeşimiz. Evet, kesinlikle, kesinlikle. Biz güreşte de şampiyonu dünyaya Sivas'ı duyurmuşuzdur. Doğan Şar'ı duyurmuşuzdur. O, yani sırtını yere getirdiğimizi bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti'nin, evet, bayrağını, istiklal marşını söyleten bir kesinlikle güreşçinin memleketi de orada anons ediliyor işte. Diyor ki Sivas'ın Doğan Şar'ı, tabii, diyor. Tabii. Şimdi geri dönüşü olmamış herhalde, tahmin ediyorum. Şimdi şöyle başkanım, tabii bunlar farklı konular da, ben sadece yüzeysel olarak geçeyim. Hani o Türk, Sivas'ın bir mozaiğinden bahsettik ya. Evet. Şimdi Sivas hem bilim insanlarıyla, hem sanayicileriyle, hem şairleri, yazarlarıyla, sanatçılarıyla, hem de sporcularıyla. Bakın, böyle bir birikim. Kaç tane yani, saydınız? Bakın, 6 tane. 6'nın 5 tanesi şimdi, aktif değil. Şimdi, özür diliyorum, orada bir şeye geleceğim. Evet, 6'nın 5 evet, tanesini. Bugün Sivas Spor geçen sene, önceki sene Avrupa'ya gitti. Evet. İyi bir markalaştı, iyi bir evet, reklam yaptı. Evet. Diğer anlattığınız Aşık Veysel'le evet, kısmi evet, tanıtım. Evet. İşte saydıklarınız da bizim ön tarafa çıkarmamız gerektiğini size anlatmaya çalıştım da. Siz de oradan buyurun 6 i̇şte, tane de. İşte bunların, şimdi bu çok farklı bir birikim. Bakın, yani bu şu demek. Bizde aslında her şey var. Var. Bütün çocuklarımıza gösterebileceğimiz örnekliklerimizin hepsi var. Doğru. Şimdi mesela az önce de ismini andınız. Ona ben değinmeden geçemeyeceğim. Şimdi yıl 1936. Savaşlardan yeni çıkmışız. Devleti yeni kurmuşuz. Yani Nuri Demirağ gibi bir değer çıkıyor. Uçak fabrikası kuruyor. Kendi imkanlarıyla uçak yapıyor. Dünyanın 2-3 tane ülkesine satıyor. Farklı siparişler alıyor. Ama sonrası kapatılıyor. Bakın. Tabii o zamanın şartları, niçin kapatıldı, neden kapatıldı, yani o konular farklı, yani belki daha geniş bir şekilde anlatılması gerekir. Ama bunu başarmış. Şayet bizim o yapmış olduğumuz uçaklarımız devam ettirilseydi, o an itibariyle biz dünyada uçağı yapmış ve becermiş olan 3. ülkeydik. 3. ülke. O yılda. Şimdi biz onu devam ettirseydik, ben şu an Türkiye'nin geldiği noktayı düşünemiyorum. Ama nedir? İşte o zamanın işte farklı yöneticileri Nuri Demirağ'a engel olmuşlar. Ve bunun devamını sağlamamışlar. Kapatmışlar fabrikasını, iflas ettirmişler. Şimdi o bir yön, ama bu bir örnek. Yani biz yapmışız, yani başarmışız. Hani demek ki istenildiği zaman yapılabiliyor. Doğru. Şimdi bu bir yönü. Şimdi diğer yönüyle şimdi bir tanesi işte çıkıyor. Muzaffer Sarı Sözen diye bir tanesi. Sadece bakın türkü derliyor. Evet. Hem Sivas'ın türkülerini, TRT türküleri ve hem Anadolu'nun türküleri. Bakın bu bir sanat. Tabii. Türküleri derliyor. Şimdi TRT'nin TRT Türkü diye bir kanalı var. Doğru. Orada bakın o repertuarında 10 bin türkü varsa bunun 5 bini Sivas'a ait. Bakın. Derlenmiş olan. Yani yarısı Sivas'a ait. Evet. Her kim o TRT türküyü yani dinlese her gün, mutlak surette her gün 2-3 tane Sivas türküsü dinliyor. Yani bu şu demek. Sivas'ın bir sanatsal ağırlığı da var. Orada bizim insanlarımız yani geçmişte bunların hepsini yapmış. Yani belki şu an bu biraz az olabilir, ama bu örneklik hep var.
Şimdi bir Aşık Veysel, bir Pir Sultan Abdal, bir işte Ruhsati, işte Ruhsati, işte bir Halil Şemsettin Sivasi gibi değerlerin çıkması, işte yazması, şey çizmesi, söylemesi, yani bu çok farklı bir şey. Bakın. Şimdi sanat ve müzik olmalı mı? Olmalı. Bakın. Çünkü insanlar bunu dinliyor. Haliyle bizim orada olmamız lazım ve olmuşuz. Bakın, varız orada. Spor olmalı mı? En güzel noktada. Olmalı. Bakın, olmalı. Çünkü herkesin spor yapması gerekiyor. Şimdi biz orada da, bakın orada da varız. Evet. Şimdi bir işte az önce söylediğiniz gibi Ahmet Ayık çıkıyor, bakın. Gitmiş olduğu bir spor okulu yok. Almış olduğu bir profesyonel spor eğitimi yok. Ama birisi keşfediyor, bakın bu keşifler önemlidir. Birisi keşfediyor, alıyor, götürüyor, müsabakalara katıyor. Başlıyor şampiyonluklar, işte olimpiyat şampiyonluklarına varıncaya kadar öne çıkıyor. Sonra onun arkasından işte Fevzi Şeker'dir, Sabahattin Öztürk'tür, evet. Allah hepsine rahmet etsin. Yine Hamza Yerlikaya'dır, hani Aslın Güreççisi olarak andığımız. Yine işte Aydın Polatçı mıydı? Aydın Polatçı. Evet. Ve şimdi de Taha Akgül. Yani şimdi izlediğimiz zaman, izlediğimiz zaman göğsümüz kabarıyor. Doğru. Şimdi bunların tamamı şimdiki çocuklarımız için örnek. Yani bunu bizim öne çıkarmamız lazım, göstermemiz lazım. Şimdi tabii Anadolu'muzun her bir ilinin farklı farklı öne çıkan özellikleri var. Sivas'ın da bu yönüyle öne çıkan bir özelliği var. Burada tabii biraz şimdi, size iş düşüyor mu? Biraz bize, biz televizyonculara... İşte tabii ki kesinlikle. İşte burada... Yazarların, çizerlerin, televizyoncuların, işte dernekçilerin, ne bileyim öne çıkmış olan insanlarımızın, yöneticilerimizin kesinlikle bunu öne çıkarması gerekiyor, yaygınlaştırması gerekiyor. Hepimizin, ben kendimi de bu işin içerisine katıyorum. Şimdi bu istenildiği zaman olur, istenilmediği zaman olmaz. Şimdi burada İsmail Erdem başkanımızı da analım. İşte İstanbul'umuzda Sivas Günleri diye bir organizasyon tertibi yapıyor yıllardır. Şimdi onun bile olması, yani İstanbul'da yaşayan Sivaslıların milyonlarca Sivaslı'nın bir araya getirilmesi, orada o 2-3 günlük o ilçelerin, köylerin kültürünü bakın, orada yeni yetişen nesillerimizin görmesi çok büyük bir şey. Bakın. Evet, doğru. Şimdi haliyle bizim bunları yaygınlaştırmamız lazım, artırmamız lazım. İşte Sivas'taki değerlerimizle ilgili görsel, mesela tanıtıcı videolar çekmemiz lazım o turizme dönük olması yönüyle. Ve bu şekilde biraz daha o Sivas'ımızı öne çıkarmamız lazım. Çünkü bu hem ilimiz için hem de bizden gelecek olan çocuklarımız için çok ama çok önemli. Çok önemli diyorsun. Evet. Sivas'ın 16 ilçesinde de tarihleri her birini keşfedilmemiş değerlerimiz var. Kesinlikle. Birçok ilçede öne çıkmış kültürlerimiz var ama birçok ilçelerimize daha keşfedilmemiş diyorsunuz. Nuri Demirağ'dan bahsettiniz o zamanki eğitimden geldiniz. Sizin de bir eğitim tarafınız var. Evet. Ve bugün de aktif bir ilçe Milli Eğitim Müdürüsünüz. Tabii eğitimci gözüyle de bugün gerek pandemi, gerekse bu Sivas kültürünü derlenme noktasında, gerekse içinde bulunmuş olduğumuz sıkıntıları da bir değerlendirecek olursak Sayın Müdürüm. Şimdi şöyle söyleyelim. Onu da ben de bahsedeyim de size de söyleyeyim. Evdeki en iyi öğretmen siz ne kadar müdürsünüz, Milli Eğitim Müdürüsünüz. Tabii. Evdeki anne babadır. Kesinlikle. Yani, özellikle anne. Anne değil mi? Özellikle anne. Evet. Şimdi şöyle söyleyelim. Teşekkür ediyorum Osman Bey bunu da sorduğunuz için. Şimdi eğitim farklı bir şey. Yani o çocuğa şekil vermek farklı bir şey. Bakın yani bitkinin eğitimi olur mu? Bir bitki bakın. Biz baktığımız zaman deriz ki ya bu cansız bir şey. Bakın onun bile bir eğitimi var. Onu ekmiş olduğun toprağa ne kadar iyi bakarsan o bitki o kadar güzel biter. Sana o kadar güzel meyve verir değil mi? Evet. Bakın. Şimdi ya bir hayvan, yani bir hayvana bakıyorsun değil mi? Onu evcilleştiriyorsun, farklılaştırıyorsun, işte seni koruyor. Senin sürülerine sahip oluyor falan. Şimdi insanın yetiştirilmesi yani bunların hepsinden daha farklı bir şey. Şimdi bir defa
Eğitim önce ailede başlıyor. Bakın. Evliliğin başlangıcından itibaren başlıyor. Yani temel gençlerimiz, evlenmede başlıyor. Gençlerimiz işte seçerken çok iyi eş seçmesi gerekiyor. Şimdi eğer eskiden orada, öyle değil orada bir müdürüm? Eskiden biz sana bir kız bulduk diyorlardı. O da görüş... Ama o da biz orada bir seçme var işte bak. Yine bir seçme. Tabii bak. Baba anne büyüklerimiz yine bir seçme görücü var. Görücü usulü diyorlardı ama. Şimdi annenin bakın ailedeki asıl rolü öğretmenliktir. Bakın eğitimdir yani. Çünkü çocuğa o ailede olup biteni oturması, kalkması, yemesi, içmesi, kullandığı kelimeleri bakın her şeyi ilk anneden öğreniyor. Haliyle annenin çok önemli bir pozisyonu var. Şimdi aile şayet o çocuğu şekillendirirken sağlıklı bir şekillendirme yaptıysa o çocuktan bir daha korkmuyor. Bakın. Gideceği okul neresi olursa olsun. Sen eğitim şimdi ver. Şimdi okul ailenin verdiklerinin üzerine bina ediyor. Haliyle o bir süreç işte anaokuluna gidiyor, orada belli şeyler öğreniyor. İlkokula gidiyor, belli şeyler, ortaokul, lise, üniversite ve hayata başlıyor. Şimdi bu bir süreç. Şimdi eğitim o kadar önemli bir şey ki, hani bizim o Selçuklu tarihinde ve Osmanlı tarihinde bunu görüyoruz. Mesela ya 4 yaşında, eğitimi 4 yaşında başlatmışlar. Ya şimdi şimdi bu... Tartışılıyor ya 4 yaşında işte çocuk daha bebek ya çocuktu işte 4 yaşında eğitim başlar mı? Bakın başlaması lazım. Başlatmışlar. Evet. Çünkü çocuğun o karakter, kişilik şekillenmesi 4 ile 6 yaş arasında şekilleniyor. Bakın 4 ile 6 yaş arasında. Haliyle asıl şekillendirmenin o 4 ile 6 yaş arasında verilmesi gerekiyor. Yani sonraki verilenler hep bunun üzerine ekleme. Ama o yaş aralığı çok önemli. Şimdi burada biz şayet sağlıklı bir şekilde bir çocuğu, bir nesli yetiştirebilirsek, aynen Selçuklu ve Osmanlı'da olduğu gibi, biz sadece kendi ülkemize değil, yine eskiden olduğu gibi dünyaya yön veren bir ülke oluruz. İnşallah. Niçin bunu böyle söylüyorum? Çünkü dünyada Osman Bey, bilimi, bilgiyi ve teknolojiyi kim üretiyorsa dünyayı onlar yönetiyor. Bugün de öyle. Bu geçmişte de öyleydi. Haliyle bizim üretmemiz lazım. Şimdi biz bilgiyi üretemediğimiz zaman, teknolojiyi üretemediğimiz zaman, bilgiyi üretemediğimiz zaman satamayız. Hep satın alırız. Hep bizim paramız gider dışarıya ve başkasına. Hep başkasını güçlendiririz. Biz yeni üretmeye başladık bu ülkede. Bazı şimdi ürünleri. Yani hem ürün hem de teknoloji yani fark etmiyor. Evet. Bizler daha yeni üretmeye başladık. Geçmişte de vardı ama çok yetersizdi. Hani biz hani şu anda dünyayla yarışır hale yeni yeni gelmeye başladık. Bakın dünyada belli noktalarda söz sahibi olmaya başladık. Mesela insansız araç teknolojisinde. O yani bir gencin yani bu ülkenin işte çocuklarından bir tanesi yani. Biraz önce dedin Selçuk Bayraktar. Birini keşfetmen lazım dedin ya. İşte bu ülkenin gerekti. Çocuklarından bir tanesi o Selçuk Bayraktar. Yani bir o insansız hava aracını üretti. Ve bugün dünya peşinde koşuyor. Bakın. Bu şu demek. Bunun satılması demek. Pazar. Bu ülkenin kazanması demek. Ve bu ülkenin güçlenmesi demek. Biz yıllar yılı hep satın aldık. Her şeyi satın aldık bakın. Her şeyi. Ve hep milyarlarca paramız hep dışarıya aktı. Ve biz hep o ülkeleri besledik. Oysa ki biz kendimiz üretseydik, üretebilseydik. Hem kendi teknolojimizi üretmiş olacaktık. Bakın hem paramız burada kalacaktı. Katma değerimiz burada. Hem onları satacaktık ve biz daha farklı kazanacaktık. İnsanlarımızın refah düzeyi, şu andaki yaşam düzeyi çok çok farklı olacaktı. Ha. Ama biz bunu yeni sağlamaya başladık. Yeni üretmeye başladık. Ve bunun arkası gelecek. Yani ben şimdiden şunu görüyorum, bunu gönül rahatlığıyla söylüyorum. Bu ülkenin 5 yıl sonrası, bu ülkenin 10 yıl sonrası çok farklı olacak. İnşallah. Ne güzel yani şey. Yani şu an bu bizim çocuklarımızın adeta Osman Bey beyinleri şu anda kaynıyor, kaynıyor. Bir şeyleri yapmak için, bir şeyler üretmek için. Çünkü artık yani Cumhurbaşkanımızın önderliğinde işte Milli Eğitim Bakanlığımızın açıklamış olduğu bir 2023 eğitim vizyon belgesi var. Hmm. O vizyon belgesinde işte yeteneği olan, becerisi olan, kabiliyeti olan çocukların öne çıkarılması var. Yani onların keşfedilmesi.
Ve onlarla ilgili okullarımızda biz atölyeler kuruyoruz. O atölyelerde o çocukları yetiştiriyoruz. Hani belki oradan, belki işte 5 yıl sonra, 10 yıl sonra çıkacak olan Selçuk Bayraktar sayısı, bakın, Çıraklıktan gelen mi? Selçuk Bayraktar sayısı bir değil, yüzlerce olacak. Bakın, yüzlerce. Evet. Haliyle, yani burada işte hükümetimizin, devletimizin yapmış olduğu yatırımlar, yani şu 18, 19, 20 yıl içerisinde eğitime yapılan yatırım, yani Türkiye'nin tarihinde olmayan bir şey. Okulların modernize edilmesi, altyapılarının güçlendirilmesi, teknoloji işte sistemlerinin kurulması, işte çocuklarımız için atölyeler kurulması, işte sınıf sayılarının azaltılması falan. Yani şu anda devlet okulları özel okullardan farkı yok. Bir hatta farkı yok. Geçti yani özel okulları. Haliyle bunun yansıması çok farklı olacak. Bizim burada 94 tane resmi, yani 100'ün üzerinde de özel okulumuz var. Toplamda 200'den fazla yani özel ve resmi. Bayağı zengin. Evet, 118 bin öğrencimiz var bu bahçeler reşemizde. Tabii bu çocuklarımızla biz hem işte bilim fuarları, hem farklı farklı projeler yaparak çocuklarımızı bu işin içerisine katarak öne çıkarmaya, onları keşfetmeye çalışıyoruz. İşte buradan bakarak hani baktığımızda şu pandemi süreci, az önce sorunuzun içerisinde o da vardı. Evet. En fazla çocuklarımız etkiledi. Yani, sorum açıktaydı, doğru. Bu çocuklarımız etkiledi, okullarımız etkiledi. Tabii burada çocuklarımızı şimdi dışarıda oynaması gereken bir gencimizi, yani o şimdi çocuk, bir genç çok enerjiktir yani. Evet. O enerjisini atması lazım, koşması lazım, düşmesi lazım, oynaması lazım falan. Birdenbire işte evlere tıkmış olduk. Bütün bunlar niye yapıldı? Sağlığımızdan dolayı. Doğru. Çünkü öncelik sağlığımız. Şimdi biz sağlığımızı öncelemezsek, yani şu anki bulmuş olduğumuz pozisyonumuz, ülkemizin pozisyonu çok daha farklı olurdu. Yani belki ölümlerin 2-3 misli daha fazla olurdu. Allah korusun. Ama nedir? İşte alınan tedbirler. Allah'tan yine son yıllarda yine hükümetimizin, devletimizin o sağlığa yapmış olduğu yatırımlar, bu yapılan hastaneler, ona dair kurulan altyapılar, yani bizi bu süreci, yani o yönüyle, bakın o yönüyle dünya nezdinde kıyasladığımızda daha az zayiatla yürütmemizi sağlıyor. Maşallah. Şimdi haliyle biz çocukları evler aldık ve uzaktan eğitime başladık. Tabii uzaktan eğitimde tabii bu da bir Türkiye'nin özelliği. Dünyada ilk 3 ülkeden birisi olduk. Hangi yönüyle? Uzaktan eğitimi hemen başlatan ülkelerden biri olarak. Bakın bunun içerisinde Almanya yok. Bunun içerisinde Amerika yok. Bunun içerisinde Rusya yok. Bunun içerisinde İngiltere yok. Ama biz varız. Bakın. Bunun altyapısını dahi kurmuşuz. Haliyle bu tabii eksikleri yok mudur? Mutlaka vardır. Ama biz bunu ülke olarak hemen başlattık ve çocuklarımızın önüne koyduk. Uzaktan eğitimlerle başladık. Peki bağlanamayanlar olmadı mı? Oldu. Bak bunlar olabilir çünkü yeni bir sistemin içerisine geçiyorsunuz. Tüm dünya sıkıntılar çekiyor ama sizin bir çözümünüz var. Bakın bir çözüm üretmişsiniz. İşte o TRT EBA'ların kurulması, hem ilkokul hem ortaokul hem yazılımdan yapılması. İşte bunların hemen yetiştirilmesi falan, bu çok çok büyük bir şey. Ama buna rağmen hani şu yönü konuşulduğu zaman uzaktan evde eğitim mi? Sınıfta öğretmenin karşısında eğitim mi? Hangisi? Bakın. Yani bunlar tartışılır. Tabii ki hani herkesin söyleyeceği şey, yani sınıfta öğretmenin karşısında eğitim. Ondan bağımsız çığırtısı. Şimdi bu farklı bir şey. Sosyalleşme. Çünkü orada çocuk öğretmenin hal ve hareketlerine bakacak, işte oradaki işte birebir iletişim kuracak. Ama buradaki yapılan uzaktan eğitim de bakın bir zorunluluktan kaynaklı olarak gerçekleştirmiş olmasına rağmen biz o açığı kapattık ve ülke olarak muntazam bir şekilde uyguladık. Bakın. Evet. Bu çok büyük bir şey. Yani evet. Bunu öne çıkarmak lazım. Bundan sonraki süreçte de, bundan sonraki yıllarda da artık bu teknolojiyle dünya daha da gelişerek devam edecek. Yok.
Pandemiyi kastetmiyorum. Pandemi inşallah kısa süreler içerisinde biter. İnşallah yani şimdi ağzımız olursun. Ama, dua edelim yaz mübarek günü. Ama yani bu uzaktan illetten kurtulalım mı müdürüm? İnşallah, yani. Yani kastettiğim şey uzaktan eğitim nispi de olsa, nispeten de olsa bundan sonraki yıllarda da devam edecek. Diyorsun. Yani belli alanlarda. Sayın müdürüm, tabii biraz önce Sivas'ı gezdik. Evet. Sivas'ın içerisinde, Sivas'ın çehresinde, Sivas'ın evet, yaşantısında, evet. Sivas'ın tarihçesinde. İyi işledik yani. Evet. Yaşımızda, evet. Yaşımızda o işlediğimiz noktaları bizzat biliyor. Yaşadığımızı da biliyoruz. Ama bugünlerde bir dünyada, bir, özellikle Türkiye üstünde evet, bir Ermeni soykırımı konuşuyor. Evet, evet, oysa ki evet, bizim memleketimizde de yaşayan halihazırda şu anda belki Ermenilerimiz var. Evet. Benim evet, evet, benim Bakırköy Zara diye bir kulübüm var. Ben hepsiyle de görüşen bir insanım. Ya. Benim hiç bugüne kadar ne o gün ne bugün sıkıntım olmadı. Evet, evet, evet. Zara'da. Şimdi böyle bir kültür yani siz de biraz araştırmacı olduğunuz evet, için. Evet, evet. Üstünde de bugün tabii birisi bir şey söyledi mi, bir taş attı mıydı? Birçok kişi de onun arkasından da koşanlar da var. Evet, evet, evet. Doğru mu yanlış mı bilemeyiz ama koşanlar da var. Sizin değerlendirmeniz nasıl bir eğitimci gözüyle? Şimdi Osman Bey böyle bir soruyu sorduğunuz için ben size çok teşekkür ediyorum. Çok çok önemli bir konu. Belki tek bu konuyla bir program yapmak lazım. Şimdi ben bunu şuna bağlıyorum. Aslında bizim tarihimizde, bizim Ermeni vatandaşlarımızda hiçbir sorunumuz olmamış. Ne Selçuklular döneminde, ne Osmanlılar döneminde. O Osmanlılar dönemindeki o tehcir hadisesi de yine başkalarından kaynaklı. Bakın bizden kaynaklı bir sorun değil yine. Hmm. Orada da yine bir katliam, bir soykırım olayı kesinlikle yok böyle bir şey. Peki bu her sene ısıtılıyor. 24 Nisan'da niye bizim önümüze konuyor? Bakın sebep ne? Sayılar artıyor, bir şeyler oluyor. Şimdi burada başka bir amaç var Osman Bey. Şimdi başlarken de nispeten söyledik. Yani biz çok farklı bir ülkede yaşıyoruz. Yani Anadolu, Türkiye çok farklı bir coğrafya. Yani Anadolu toprakları çok farklı topraklar. Şimdi dünya haritasına baktığınızda adeta dünyanın tam ortasında, dünyanın kalbi gibi. Şimdi geçmiş medeniyetlere, Anadolu'da kurulmuş olan o geçmiş medeniyetlere kurulmuş olan o tarihteki devletlere baktığımızda birçok medeniyet kurulmuş bu topraklarda. Evet. Haliyle Türkiye'nin jeopolitik konumu çok farklı. Bakın. Bulunduğu yerden kuzeye doğru, güneye doğru, doğuya doğru, batıya doğru. Bak tam ortadayız. Tam ortadayız. Haliyle herkes burayı elde etmek istiyor Osman Bey. Aslında bunun altında yatan neden bu. Şimdi niye bizim bu kadar üzerimize saldırıyorlar? Çünkü bizim onlarla hiçbir zararımız yok. Bakın. Hiç alıp veremediğimiz de yok. Peki niye bize saldırıyorlar? Bakın. Yani bunun çok derinlikli konuları var. Şimdi bunların asıl amacı hem İstanbul'u hem Anadolu'yu eski Haçlı Savaşları'nda olduğu gibi yeniden ele geçirmek, bizi buradan ya geldiğimiz gibi Orta Asya'ya göndermek veya bizi burada yok etmek. Bunun asıl amacı bu. Yoksa onlar da biliyor bizim Ermeni soykırımı yapmadığımızı. Ermeniler böyle, böyle bir şey yok. Ermenilerin kendileri de biliyor. Doğru. Haliyle burada bunun bu hale dönüştürülmesinin farklı farklı böyle ısıtılıp önümüzde konulmasının başka nedenleri var. Yani ne diyor buradan bir şeyi yakalanmış oradan tutuyor. Bak işte sen bunu yaptın. İşte bunu şöyle yapmasan böyle yapmasan biz de böyle yapacağız da yani konular getirilmek istiyor. Yani vaktimiz ne kadar kaldı bilmiyorum ama. Bitmek üzere. Bunu biraz daha açmak istiyorum. O zaman şöyle kısaca değineyim. Şimdi tarihte Emevi Devleti diye bir devlet var. Emevilerin bir de şu an bugün İspanya toprakları dediğimiz İspanya'da kurdukları Endülüs Emevi Devleti var. Endülüs Emevi Devleti. Bu Endülüs Emevi Devleti bakın miladi 711 yılında kuruluyor. Hı hı. 711 yılı. 1492 yılında yıkılıyor. 711 yılı. 1492, tam 781 yıl hüküm sürmüş orada. Hı hı. İspanya'da 781 yıl. Ama o devlet yıkıldığı zaman oradaki İspanyollar ve Avrupalılar
oradaki Müslümanların tamamını yok ediyor. Bakın, milyonlarca insanı yok ediyor. Sadece nüfusu mu? Sadece Müslümanları mı? Hayır. Tüm tarihi geçmişini, hepsini, eserlerini, hanlarını, hamamlarını, kalelerini, saraylarını, bakın her şeyini yıkıyor. Sadece iki eser bırakıyor. Ben gittim, gördüm. Kurtuba'da, Kurtuba Camii, kiliseye dönüştürmek için Arabistan'daki, Medine'deki Peygamberimizin mescidi örnek alınarak yapılmış. Ona benziyor. Şu anda kilise. Kiliseye dönüştürmüşler. Bir de Granada şehrinde Elhamra Sarayı var. Sarayı güzelliğinden dolayı yıkamamışlar. Çok güzel. Ama geriye kalan her şeyi yok etmişler. Bakın, yok. Biz bu sene İstanbul'un 568. yıl dönümünü kutlayacağız. İstanbul'un fethinin. Evet, doğru. Bakın, 781 yıl sürmüş orada. Biz burada 568. yılını kutlayacağız. Yani bu şu demek, 781 yıllık tarihi yok eden insanlar, 568 yıldır burada inşa edilen, bina edilen, yapılan tarihi de, şehri de ve insanları da yok ederler. Ve bunun için aslında uğraşıyorlar. İşte bütün bunları bizim çocuklarımıza, gençlerimize çok iyi anlatmamız gerekiyor. Doğru. Evet. Çok teşekkür ediyorum Sayın Müdürüm. Ağzına sağlık. Estağfurullah. Programımızın da sonuna geldik. Ayağına sağlık. Estağfurullah Osman Bey. Söylemek şimdi, istediğiniz, hemen toparlayacak olursam kapatıyorum. Şimdi ben sizlere özellikle teşekkür ediyorum. Rica ederim. En azından meramımızı burada dile getirmeye çalıştık, anlatmaya çalıştık. Bizleri izleyen tüm hemşehrilerimize ve izleyicilerimize sevgi ve saygılarımı tekrar buradan gönderiyorum. Tekrar Ramazanlarını ve akabinde işte yavaş yavaş bayrama doğru geliyoruz. Bayramlarını tebrik ediyorum. İnşallah başka platformlarda, başka zamanlarda yine buluşmak üzere. Bir dahaki programda tekrar biraz daha geniş Sivas el alacak şekilde bir İnşallah. Program inşallah, inşallah gerçekleşti. Çünkü sizin ilçedeyiz. İnşallah. Bahçelievre'deyiz. Bahçelievre İlçe Milliyetin Müdürü olmanız, Bahçelievre'de Sivas'ta Dernek Başkanı olmanız, evet, bizimle beraber olmanız gerekiyor. Biraz geç kaldık herhalde, tahmin ediyorum bugüne kadar. Bir yine yaparız. Siz yine yaparız. Çok teşekkür ederim. Evet, sevgili izleyicilerimiz, Gündem Özel programımızın sonuna geldik. Bugün gerçekten çok değerli bir konuğum vardı. Yine kendisi Sivaslı, biraz önce de kendisi anlattı. Doğan Şar'dan anlattı, Sivas'tan anlattı, Sivas'ın kültürünü anlattı. İstanbul'daki, İstanbul'un en orta göbeğinde Bahçelievre'de Sivaslılar Dernek Başkanımız artı ilçe Milli Eğitim Müdürümüz. Ben yola açık olsun diyorum. Vermiş olduğu güzel bilgilerden dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Tabii Sivas'ı işlemek lazım diyor, üstünde durmak lazım diyor, Nuri Demirağ'ı unutturmamak lazım diyor, Nuri Demirağların sayısını çoğaltmak lazım diyor. Evdeki anne bir öğretmendir, ne kadar biz öğretmen olaraktan, müdür olaraktan çalışmalarımızı yapsak da evdeki almış olduğu eğitim, onu verdiği şırınga gibi ders, evet, onu götürür, evet, diyor. Üstünde durdu, kendisine çok teşekkür ediyoruz, ağzına sağlık diyoruz. Bizim sizlere kadar sesimizin duyulmasında Narex Yönetim Kurulu Murtaza Bey'e çok teşekkür ediyorum. Verdiği desteklerinden dolayı. Yine havalandırma mesleğinde çok değerli Recep Taşlan kardeşimize teşekkür ediyorum. Yine benim değer verdiğim, sevdiğim ENS Plastik Hasan Hüseyin Dönmez kardeşimize teşekkür ediyorum. İyi ki varlar diyorum. Bizlerin burada size sesimizi duyurması için bizlere destek veriyorlar. Bir başka programda buluşmak üzere sevgili izleyicilerimiz, hoşça kalın diyoruz. Saat 8'de de yine sizlerle birlikte olacağız. O değerlerimizde yine Sivas'ımızın Sultan Gazi Sivas'ta Dernek Başkanı olacak. Yine Sivaslı bir girişimci, iş insanı olacak. Onların vermiş olduğu güzel öğütlerle sizle birlikte olacağız. Bir başka programda, bir başka konuklarla buluşmak üzere. Hoşça kalın sevgili izleyicilerimiz. Evet. Güvenli ve hızlı alsat yapabileceğiniz kripto para borsası Narex gündem özeli sundu.